Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bakalım arkadaşlar, tarih geçmişte meydana gelen olayların tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıktığını gösterir. Arkadaşlar, geçmişte yaşanan olayların tek bir nedeni olabilir mi? Olamaz değil mi? Birçok nedeni vardır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Tarihi gelişmelerin bilinmesi çağdaş değerlerinde daha iyi takdir edilmesine imkan tanır. Tabii ki arkadaşlar çünkü tarihi gelişmelere baktığımızda günümüzdeki gelişmelerin daha iyi takdir edilmesini sağlarız. Dolayısıyla doğru. Tarih bize önceden görme imkanı pek vermez fakat zihnin bağımsızlığı ile ortak olduğundan bizim daha iyi görmemize yardım eder. Evet arkadaşlar çünkü tarihi olaylar tekrar etmediği için biz tekrar gözlem yapamayız üzerlerinde ama zihnin bağımsızlığı ile ortak olduğundan dolayı e, olaylara daha farklı bakış açılarıyla bakmamızı, daha iyi görmemizi sağlar diyebiliriz. Tarih sayesinde insanlar sadece kendi te tecrübelerinden istifade ederler. Arkadaşlar sadece kendi tecrübelerinden değil değil mi? Geçmişte yaşayan herkesin tecrübelerinden istifade edebiliriz. Biz hangi konuyla ilgili araştırma yaparsak o konuyla alakalı pek çok tecrübe kazanırız aslında. Bu sebeple bu da yanlış bir ifade olacaktı. Tarih insanların kültür seviyelerini yükseltir, saygınlıklarını artırarak bireysel ve toplumsal özgüvenlerini kazanmalarını elbette sağlayacaktır. Tarih savaşların toplumlar arasında barışı sağlayacağını öğretir. Arkadaşlar savaşlar barışa sebebiyet verir mi? Olmaz değil mi? Savaşmak aslında iyi bir şey değildir arkadaşlar. Yani mümkünse her zaman barış ortamı içinde yaşanılmalıdır. Ee, savaş en son başvurulacak yoldur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olur. Tarih topluma milli birlik ve beraberliğin önemini kavratır. İnsanın sosyalleşmesine tabii ki olumlu katkıda bulunur. Tarih uygarlığın bir milletin çabasıyla ortaya çıktığını öğretir. Arkadaşlar tek bir milletin çabasıyla biz buralara kadar gelmedik değil mi? Pek çok medeniyetin katkısı vardır insanlığın ilerlemesinde. Dolayısıyla 8 de tabii ki yanlış olacaktır. Tarih öğrenmek farklı yorumları ayırt etme ile ilgili çeşitli beceriler elbette kazandırır arkadaşlar. Doğrudur. Tarih öğrenimi sadece tarihçilerin ülkelerin yönetiminde görev almasına olanak tanır. Hayır arkadaşlar, ülke yönetiminde sadece tarihçiler yok değil mi? Dolayısıyla bu yanlış bir ifade olacaktı. Tarih öğrenmenin birey ve topluma faydaları hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıdaki tablonun ilgili alanlarına yazınız. Arkadaşlar tarih öğrenmenin hem bireye hem de topluma faydaları vardır elbette. Bireye faydalarına baktığımızda öncelikle kimlik bilinci kazandırır. Yani insanın köklerini tanımasını sağlar. Analitik düşünme kazandırır arkadaşlar. Yani eleştirel bir bakış açısıyla bakarız. Empati yani başka insanların yerine kendimizi koyarak farklı dönemleri anlamaya çalışırız. Ve tabii ki geçmişten ders çıkarırız. Toplumun faydalarına baktığımızda ise öncelikle milli birliği sağlar arkadaşlar. Yani toplumsal birlik duygusunu güçlendirir, toplumsal bir hafıza kazandırır, yani kolektif birlikte düşünmeyi, birlikte e, hareket etmeyi sağlar arkadaşlar. Sosyal sorumluluğu kazandırır tabii ki. Yine toplum ile alakalı bir durumdur ve tabii ki kültürel miras da e, geçmiş değerlerimizi öğrenmemizi, korumamızı sağlayacaktır. Aşağıda verilen tarih öğreniminin önemiyle ilgili sözlerden ne anlıyorsunuz? İlgili alana açıklayınız. Arkadaşlar öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var bakalım. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Yani aslında tarih öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamış değil mi? Ecdadını yani atalarını tanıdıkça aslında kendine güç bulacaktır. Atalarının başardıklarına bakarak buradan güç alacaktır demek istemiş. Dolayısıyla burada vurgulanan özellikle tarih öğrenimidir. Anthony Smith'in sözüne bakalım. Hafıza yoksa kimlik yoktur, kimlik yoksa ulus yoktur demiş. Tabii ki arkadaşlar burada da vurgulanan toplumsal hafıza yoksa o toplumun kimlik bilincinin de olmayacağını aslında söylemesidir. Dolayısıyla arkadaşlar toplumun ulus olarak varlığını devam ettirmesi de mümkün olmayacaktır. Yani hafıza ve kimliğin önemi vurgulanmıştır bu sözde de.